Herkese merhaba. Bugün günlerden o gün son anda burun ameliyatı olmak için doktoruma muayeneye geldim. Birazdan muayene olacağım. Heyecanlıyım. Yarın ameliyat günüm. Şimdi çok bekletmeyelim. Geçte kaldı biraz. Belki hemen çıkaralım. Böyle hemen alalım. Normaldir. Evet. Sonuçta ameliyat geçireceksiniz. İnşallah her şey iyi olacak. Hoşçakalın. Evet. Nasıl geçti yolculuk? Güzel, biraz İstanbul trafiği ama güzeldi. Biz alıştık, siz de alıştık. Şimdi ben kısaca bilgi de vereyim bu ameliyatla ilgili. Bu genel esnafla yapılan bir ameliyat. Yaklaşık 2 saat sürüyor. Tamamen uyuyorsunuz. Herhangi bir ağrı bir şey duymuyorsunuz. Ameliyatın bitiminde içime küçük bir silikon tampon koyuyoruz. Bu tamponu 2-3 gün sonra sizi çağırıp duruyor, kliniğimizde alıyoruz. Bir de üstünde bir atel dediğimiz alçı oluyor. Bu da bir kalıp. O burnun şeklini düzelttiğimiz, şeklini verdiğimiz burnun görünümünün stabil kalması için kullandığımız bir kalıp. Bunu da yaklaşık 7-8 gün sonra yine sizi kliniğimizde misafir ediyoruz. Alıyoruz. Ağrısız bir işlem. Önde eriyen dikişleriniz olacak. Bunlar kendi eriyip dökülecek. Yani bütün bu ücreti ameliyatı ile ilgili süreç 7-8 günde tamamlanmış olacak. Ondan sonra kör bakımlar, yani şeyimiz, kontrollerimiz olacak. Ben sizi söyleyeceğim, sizi çağıracağım bu kontrolleri. Geldiğinizde de zaten ben süreci size hep anlatmış olacağım. Tamam. Bir içine bakalım şimdi. Şimdi sol tarafımız açık. Burada biraz konkalerimiz, bu metinimizde büyüme var. Biz bunu operasyonun sırasında yakacağız. Radyo frekansla biraz küçülteceğiz bunu. Sağ tarafımızda hafif bir deviasyonumuz var. Yani kıkırdakta bir eğilik var. Biz bunu da yarın ameliyatımızda düzeltmiş olacağız. Görmek ister misiniz şimdi? Elin aklına takılan, bana sormak istediğiniz sorular var mı? Aklına takılan tamponlar, onlar çıkardı. Göstereyim ben size tamponları. Evet. Tamponlarımız şunlar. Bunlar silikondur, yumuşak, böyle yaprak gibi tamponlar. Evet. Son derece ağrısız. İki gün de boş sanırım. Evet, buradan kısmen bir nefes almaya imkan veriyor. 2-3 gün sonra sizi çağırdığımızda bunları çıkartıyoruz. Yapışmaz bunlar. Çok rahat çıkıyorlar. Bir de üstünde şöyle bir atel gibi bir alçı oluyor. Bu da oyun hamuru gibi, sıcak suyu görünce yumuşayan, burnun şekli alan bir kalıp. Bunu da ameliyatın bitiminde burnunun üstüne yerleştiriyoruz. Yaklaşık bir 7-8 gün sonra bunu çıkartıyoruz. Ondan sonra sadece bantlar. Evet. Ondan sonra şu, onu da göstereyim size. Kahverengi bantlarla burnunun üstünü bantlıyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Çünkü bunun ilk zamanlar alçı çıktığında ödemli oluyor. Bu ödemin daha hızlı geçmesi için, derinin burnun üstüne yapışması için biz buna redirect diyoruz. Bu bantlardan faydalanıyoruz. Bir 10-15 gün bu bantları kullanmanızı öneririm. Çünkü ameliyattan sonra göreceksiniz süreci. İlk zamanlar burnunuz biraz ödemli, şiş olacak. Bu süreç deri yapısına göre, kişinin cilt yapısına göre değişmekle beraber 6-7 ay bir süre sonunda normal burun nihayetini alıyor. Ama ilk haftalar biraz ödemli, şişlik göreceksiniz. Ameliyatla ilgili de size hemen bilgi vereyim. Yaklaşık bir akşam yatırıyorum ben hastamı hastanede. Eve pek göndermek istemiyorum. Hastane ortamı daha güvenli. Ertesi gün taburcu ediyorum. Taburcu ederken bir takım ilaçlarınız olacak. Antibiyotik, ağrı kesici, burun spreyleri. Ben onları size reçete edeceğim. Siz onları alıp kullanmaya başlayacaksınız. Dediğim gibi ameliyat yaklaşık 2 saat sürecek. Ameliyat bitiminde sizi kendinizde olarak, kendinize gelmiş olarak odaya alacağız. Bir 2 saat sonra da ağızdan diyetinize başlayacaksınız. O zaman şimdi ameliyatta görüşürüz. Evet, yarın için çok kısa bir süre. Çok heyecanlıyım gerçekten. Umarım her şey iyi olacak bence. Her şey iyi olacak. Pozitif düşünelim. Her şey iyi gitsin. Yarın o zaman görüşürüz. Memnun oldum. Çok memnun oldum. Evet, yarın görüşürüz o zaman. Bay bay. Günaydın. Şimdi yola koyulduk ve ameliyat olmak için... Yola çıktık işte. Ameliyat olmak için yola çıktık. Bu saatlerde uyanmayı hiç sevmiyorum. Bu saatlerde ameliyat olacağım düşüncesi daha da kötü bence ama yine de morallerimizi iyi tutuyoruz.
Evet, konumumuzu açtığımıza göre yolculuk başlayabilir. Yaklaşık 40 dakikaya falan orada olurum diye düşünüyorum. Sonra kan tahlilim falan var. Sonrasında yatış işlemlerim vesaire. Öyle. O zaman ben biraz yol boyunca meditasyon yapacağım. Hastanede görüşürüz. Bir de burnuma bakalım ya. İnanmıyorum resmen. Burnumla son saatlerim. Yüzümde yastık izimle geldim hala. Neyse. Evet, odamıza geldik. Hızlı bir tur yapayım. kıyafetler de geldi. Şimdi onları giyeceğim. Sonra doktor yanımıza gelir diye düşünüyorum. Bir de piercingimi çıkarmam lazım. Onu çıkaramadım. Biraz zorlanıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Heyecanlı mıyız? Bayağı heyecanlıyım. Şimdi burun estetiği ameliyatı yapacağız size. Evet. İnşallah güzel bir ameliyat geçireceğiz. Yaklaşık 2 saat sürecek. Hı-hı. Ameliyattan sonra yine sizi odanıza alacağız. Tamam. Ve ameliyattan sonra görüşürüz. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Damar yolum açıldı. Yattım bile. Biraz başım dönüyor. Çok fazla kan verdiğim için. Ama iyiyim. Biraz heyecanlıyım. Karnım ağrıyor işte. Ama birazdan sakinleştirici yapacaklarmış. Öyle yani. Sonra gideceğim. Herhalde bilinçli yaptığım son kayıt. Bay bay burnum. Ay çok merak ediyorum. Ondan sonra kime veriyorsun kamerayı? Evet, ondan sonra kameramanımız Harun Bey oluyor. Evet. O çekecek. Gösterdim, umarım başaracak. Görüşürüz. Hisse senedine bakıyoruz şu anda. Bunu da göstereyim. Hisse senedine girdik de biraz. Bakın burada. Nelere imza atmışım onları kontrol ediyor. Neyse hadi bu kadar benden. Ve gözaltım şimdiden mor. Dilara bunu gör. Dilara bunu bil. Çünkü biraz sonra morarınca morardım falan olmayayım. Yandan çek, üstten çek. Sağdan çek, soldan çek. Resmen artık hayatımın sonuna kadar bunu görmeyeceğim. Terliklerini çıkarayım mı? Tabii. Burada çıkarken yere basmadım. Hı. Hı. Ben şimdi telefonla da söylerim, tamam mı? Hı hı. Gel Çubur Bey'i kullanıyor musun? Gidiyorsun Dilara. Ha? İyi o zaman, 2 saat sonra görüşürüz. Hadi el salla. Yerine de yemek yer. Kahve iç, tamam mı? Evet, Dilara şu anda gitti. Çok garip bir duygu. Hadi geçmiş olsun. Ben de babamdan kopyaladım. Beni kovdular. Evet, şu anda Didara geldi. Baygın yatıyor. Gayet iyi durumda. Ameliyat başarılı geçmiş. Kendini iyi hissediyor musun Dilara? Evet. Ha? Ya. Söylemek istediğin bir şey var mı? Çok soğuk. Çok mu soğuk? Kafan güzel mi? Neredesin? Her yerdeyim. Kendini nasıl hissediyorsun? Susuz. Susuz.
yani ısırılmış. Kendini ısırmışsın. Ya ben nasıl ısırayım ya? Dudağını ısırmışsın bildiğin işte. Ben ısırmadım. Ben yattım. Ne yaptın? Yattım. Yattın mı? Evet. Bir Dilara Kaya hiçbir şey olmaz. Kimdir Dilara Kaya? Senin baş belam. Abi dudağımı ne yaptılar ya? Sen nerede duruyorsun şu an? Ben yanındayım. Hangi yanın? Sesim nereden geliyor? Evet oradayım. Kıpırdatmıyorum. Onu da ısırmışlardır belki ya. Niye ısırsınlar? Salak mısın sen? Kendi dişinle kendi dudağını ısırdın. Ağzın yamuldu ya. Sürekli orayla oynama. Niye bu kadar güzelsin peki? Kendim çekecektim ama Harun aldı. Ne çekti şimdiye kadar onu da bilmiyorum ama ameliyattan çıktım. Bayağı iyiydi yani, herkes anlatıyor ya, yok boğazım ağrıdı, yok kan kustum falan. Bende asla öyle bir şey olmadı. Sadece böyle bir ilk an bir istifra ettim ama o da çok az ve bir kere mahsus bir şeydi. O da gayet normalmiş ama milletin anlattığı gibi sürekli kan kusma, musma falan olmadı. Bilmiyorum, belki de doktorlar akıldır. Boğaz ağrım da yok. Sadece kuruluk var. O da dünden kalma. Çünkü dün 12'den beri bir şey yememeniz, içmemeniz yasak. Sok ağzımın içine de sok. Ameliyat oldum ya. O kadar güzel gözükmüyorum ki, o kadar içime sakıyorsun. Neyse, iyi hissediyorum. Tansiyonum falan her şey normal. Az önce kalkıp tek başıma tuvalete de gittim. Tek başına. Ağrım. Tamam. Hemşire yardım etmiş olabilir. Neyse, kendimi bayağı iyi hissediyorum aslında. Az önce üstümü değiştirdim ki ameliyattan çıkalı 2 saat falan olmuş. İyiyim yani. Sadece bir baskı gibi bir ağrı var. Onun için de ağrı kesici verecekler. Ve birazdan yemek yiyebilirmişim bile. Yemek hiç umurumda değil de bir şeyler içmek istiyorum. O kadar. Ama gayet iyiyim. Asla korktuğum gibi değilmiş. Gerçekten korktum. Ama çok cool davranmaya çalıştım böyle. Korkmuyorum, şakalar makalar. Ameliyathaneyi hatırladım bu arada. Sakinleştirici vermişlerdi ama yine de hatırladım. Şey diyor, burası niye bu kadar soğuk falan diye sorgulama yaptım. Ya bu sorgulamam sadece Harun sana özel değilmiş demek ki. Ben dünyadaki her şeyi sorguluyorum. Kadın da şeydi, evet hep soğuk, biz böyle soğukta çalışmak zorundayız falan dedi. Üzüldüm. Bakterilerin çoğalmaması için. Artık neyse de çok soğuktu. Ben öyle biliyorum. Belki de dudağımı orada ısırdım. Dudağımı ısırmışım, bayağı şişmiş. Çenen titriyordu çıktığında senin. Çok soğuktu ama. Şu an bilgiler tazeyken bir şey geliyor mu diye düşüneyim. Öyle çok narkoz kafasına girmedim diye düşünüyorum. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ben gözüm açtığımda odadaydım zaten. Ama galiba bunun öncesi de var. İlla ki vardır. Çünkü ayılmadan aslında getirmiyorlar sizi. Ben onları hatırlamıyorum. Ben burada gözüm açtım. İçeriye su koydukları anı hatırlıyorum birazcık. Merhaba, çok teşekkür ederim. Yemeğiniz geldi. Evet, yemeğim de geldi şimdi. Bakalım ne getirmişler. Bakalım, çorba falandır herhalde. Ne yiyeceğim burada? Bir tane çorba, bilmediğim bir şey ve anlamadığım bir içecek. Seni pek tatmin edecek gibi durmuyor hayatım. İçecek dediğin su değil mi lan? Su değil. Sarı bir şey. Vardır bir bildikleri. Bence Fanta. Fanta mı? Şaka yapıyorum. Hadi ver, sana vereyim şunu. Bana ver. Şey merak ediyorum. Bunu kaldıramıyor muyuz bu masayı? Bunu. Hı? Bunu biraz kaldıralım çünkü masa var buraya, ittirebiliyorsun. Halledeceğiz. Öyle yani. Bu kadar. Ben yine ara ara işte şey yaparım, morluğum var mı bilmiyorum. Kameranın üst kısmını açmamış Harun. Kendim göreyim istemiyor herhalde. Bir saniye nasıl açacağım? Evet. Bakın buram bayağı morarmış ve kanamışım. Ama öğrendiğime göre... Oha.
kan bayağı iyi bir şeymiş de. Kan akınca... Bu kadar mı kalkıyor? Evet hayatım, bu kadar kalkıyor. Bu nasıl sen sürdürce buranın? Ben kalkacağım. Burada geçmiyor ki o hayatım. Bir dakika, ben geliyorum. Günaydın. Taburcu oldum. Yani birazdan kalkıp gideceğim. Damar yolum falan alındı. Bayağı güzel morardım. Ama asla göründüğüm gibi kötü hissetmiyorum. Yani dünden beri iki kere falan sadece ağrı kesici aldım. Onun dışında almadım. Ağrım yok çünkü. Sadece yoğun bir gripmişsiniz gibi hissettiriyor. Hem burundan nefes alamadığımız için hem de o ağzında tadı yok yani. Öyle. Şimdi otele gideceğim. Refakatçim, bir dakika. Refakatçime çok teşekkür ederim bu arada. Kendisi her hastaya lazım bir refakatçi gerçekten. Çok iyi bakıldım. Şimdi gerçekten bay bay. Günaydın. Günaydın değil aslında. Akşam bile olacak neredeyse. Bugün ameliyatımdan sonraki 3. günüm. Çok şiştim. Bayağı şiştim ve morardım. Şimdi doktora doğru yola çıkacağız. Bugün büyük bir ihtimalle tamponlarım çıkacak. Ameliyattan pek korkmuyordum ama tampon işinden çok korkuyorum. Ama asla göründüğüm gibi kötü hissetmiyorum. Sadece ara ara başım ağrıyor. Ve burnumda bir doluluk hissi var. Hani sanki grip olmuşsunuz da burnunuz boşaltamıyorsunuz. O da ağrı yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Her yerim, bütün damar yollarım morarmış. Bir de onu fark ettim. Yani beni baz almayın. Ben gerçekten çok hassas bir bünyeye sahibim. Şu kollarımda kan aldıkları yer falan da hep mor. Öyle. Umarım çok hızlı bir şekilde yine de toparlarım. Evet, selamlar. Tamponlarım alındı ve eve geldim. Evet, dediğime bakmayın, otele yani. Ah, çok şiştim. Ama bunu kaç defa söyledim bilmiyorum. Asla göründüğüm gibi ağrılı bir süreç değil. Bu şişme vesaire falan filan hepsi benimle alakalı bir durum. Elime takılan damar yolu. Kolumdan alınan kan falan. Yani her yerim morarıyor. Zaten normalde böyle çok çabuk moraran bir insanım. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi Arnika krem sürdüm. Doktor Arnika krem önerdi morartılarım için. Ödemlerim de şu taraftan şu tarafa, şimdi şuradan şuralara doğru iniyor, bunu hissedebiliyorum. Neyse, bugün tekrar kliniğe gittim. Dediğim gibi burun içi tamponlarım alındı. Burundan nefes alabiliyorum. Biraz böyle düdük gibi ötüyor ama muazzam bir his ya. Gerçekten muazzam bir his. Tampon acıyor mu acımıyor mu, bu konuya biraz değinmek istedim. Çok merak ediliyor biliyorum. Bu tampon acıyor mu acımıyor mu konusunda herkes ayrı bir fikre sahip gibi duruyor olsa da bence aslında tek bir olayı var bu tamponun. Artık eski usul tamponlar kullanılmıyor. Silikon tampon kullanılıyor. O da çok avantajlı. Tampon çıkarırken acımıyor. Sadece eğer burnunuzun temizliğine dikkat etmezseniz, burun içi kuruma yaparsa o ağrı yapıyor. Benim de doktorum temizleme, silikonları alalım ondan sonra bakıma başlarsın dediği için ben onları yapmadım. Ama yine de acıdı mı deseniz, evet bir acıma oldu. Temizleme esnasında acım oldu. Ama silikonlar yani bir saniyeden bile daha hızlı bir sürede yani çıktı. Ve çıktığında gerçekten tarif edeceğim. Burnunuzda çok büyük bir sümük varmış da ondan kurtulmuşsunuz gibi bir his. Zaten çıktığında ben böyle bir şoka girdim.
Harun vardı. Nefes al falan dedi. Nefes aldım. Ah, burnumdan nefes alıyorum. 3 gün tamponlu kaldım. Ama 3 gün içinde bile hemen adapte olmuşum ve ağzımdan nefes alıyordum. O an burnumdan nefes almadım yani. O, Harun söyledikten sonra aldım. Tek şimdi benim için değişik olan bir durum. Şöyle, benim burun deliklerim küçültüldü. Ve o küçültmede normal dikişler kullanılıyor. Yani kendiliğinden erimeyen dikişler. Onu da doktor, ben 11. yani ameliyatımın 11. günü dönecektim. Çok erken buldu. Biraz uzatabilir misin dedi. Ben de işte bir telefonla annemle vesaire konuştum. Kaç gün uzatacağım, dikişlerimi de ona aldıracağım, öyle döneceğim. Böyle update'im bu. Bakalım yarın nasıl bir sıfatül eşkar olacağız. See you. Günaydın. Bugün ameliyatından sonra 5. gün. 2 gündür ayaklandım bayağı. Dışarıya falan çıkıyorum. Dışarıda yemek yiyorum, kahve içiyorum vesaire. Yani sosyal hayata adapte oldum. Şu anda yoldayız. Arkadaşlarımızla buluşmaya gidiyoruz. İyi hissediyorum. Tümsekler kendini kötü hissettim. Ya evet, Türkiye'de çok tümsek var. Tümsekleri biraz fazla hissediyorum. Onun dışında çok iyiyim. Şişliklerim indi yanaklarıma doğru. Morluklarım da iyileşiyorlar. Biraz makyaj falan yaptım bugün. Bugün günlerden çarşamba. Pazartesi atelim çıkacak. Böyle bir update geçelim dedim. Görüşürüz. Evet, bugün ameliyattan sonraki 5. günüm veya 6. günüm. Kaçıncı günüm? 6, aynen. Yarın bir hafta olacak. Şişliklerim tamamen indi. Morluklarım kaldı sadece. Ve gözümün bu kanlanma durumu hala var. Onun dışında burnum çok daha rahat. Artık çok daha kolay temizleniyor vesaire. Yani tamamen burnumdan nefes alıyorum artık. Morluklarım da bayağı iyi. Rahatça kapıcıyla falan kapatıyorum. En azından şiş değil. Şişken çok kötüydü gerçekten. Ama böyle yine iyi. Cuma günü, yani yarın bir haftam doluyor. Pazartesi de atelim çıkacak. O zaman daha da rahat olurum diye düşünüyorum. Öyle bugünden bir update de. Diğer günlerde tekrar görüşmek üzere. Selamlar. Bugün ameliyattan sonraki 8. günüm. Yani 8 gün önce ameliyat oldum. Bu arada şuram mesela, ameliyattan sonra burnum kanadı ve o bu banta bulaştı. O yüzden orası hala yara gibi duruyor. Aslında sadece bant renk aldı. Yani aslında burnumun içi falan iyileşmiş duruyor. Gayet rahat temizleyebiliyorum. Şişliklerim tamamen indi. Sadece şöyle bir hat, yani böyle bir çizgi şeklinde bir morluğum duruyor. O da hiç problem değil. Çok hızlı bir şekilde toparladım. Çok hızlı bir şekilde iyileştim. Sadece şunun kalması benim için hiçbir sakıncası yok yani. Sizlere aslında şeyi de göstermek istedim. Çünkü bu süreçte benim en çok merak ettiğim şey, hani temizliği nasıl yapıyoruz, ne tür ilaçlar kullanıyoruz vesaire diye. Bir antibiyotik alıyorsunuz, veriyor doktor yani. Bir antibiyotik yazıyor. Onun dışında burun temizlemeniz için ürünler yazılıyor. Bana doktorum bu sinüs rinz, bilmiyorum, bu klasik işte, şöyle bir şişesi var, sonrasında şöyle tozlar var, şu tozları bunun içine döküyorsunuz, su koyuyorsunuz, deniz suyu oluyor yani. Bu şekilde burnunuza sıkıyorsunuz tamamen, bu taraftan girip şu taraftan çıkıyor, tamamen bir burun içi temizleyici. Aslında ben ilk günler bunları yapamadım. Yani doktorum hiçbir şey yapmaz. Sadece morluklarım için krem vermişti. O kremi kullan ve buz kullan demişti. Üçüncü günde tamponum çıktı. Tampon çıktıktan sonra ben burun içi temizliğine başladım. Ama o doktordan doktora değişiyor. Kimisi ilk günden itibaren bu temizliği yapıyor. Kimisi işte benim gibi tamponlardan sonra. Yani iki türlü de oluyor yani, özetle o. Ben tamponlardan sonra başladım. İlk başta bunu kullanmaktan biraz korktum. Ben de gittim şunu aldım. Bu Alvita burun hijyen spreyi. Bunun
Yani şunun aslında direkt sprey hali çok pratik. Bununla yaptım ama bu mesela şunun etkisini asla vermiyor. 2 gün bunu kullandıktan sonra 3. gün buna geçtim. Daha fazla temizleme arzusu duydum çünkü. Bu daha iyi yıkıyor. Yine bu Alaturka usul daha iyi. Bu böyle burnum tıkandığında fıs fıs sıkıyorum, açıyor. O açıdan pratik. Ama temizliği dediğim gibi şununla yapıyorum. Birkaç gün kullanabileceğiniz normal burun açıcı spreyi de vermişti doktor. Onu da kullandım. Ama 4 gün oldu. O yüzden onu artık kullanmıyorum. Normalde zaten 5 gün falan öneriliyor. Onu kullanmıyorum. Morluklarım için Arnika tavsiye etmişti doktorum. Arnika kullanıyorum. Artık çok az kullanıyorum. Önceden gerçekten tüm gözümü sürüyordum ama eğer doktorunuz size Arnika yazmadıysa mutlaka alın yine de. Benim doktorum gerçekten iyi. Bana hiçbir şeyin eksikliğini hissetmedim yani. Onun dışında şu dikişlerim benim normal dikiş. Ortadaki de kendinden eriyen dikişti. O yüzden şöyle bir merhemim var. O merhemi sabah akşam sürüyorum. Onun dışında böyle bir de bir Scarex J yazdı doktor. Bunu ise dikişlerim alındıktan sonra kullanmaya başlayacağım. Ben hapşurmamam için ilk 3 gün bir hap kullandım. Onu da artık kullanmıyorum çünkü hapşurmuyorum artık. Ama ilk günler bilmiyorum çok hapşurasım geliyordu. Hapşurmak aslında kötü bir şey değil. Sadece biraz o basıncı burnunuzdan değil de ağzınızdan vermeye çalışmanız lazım. Onun taktiğini buldum bu arada. Bak bunu da her yerde duymayacaksınız. Kafanızı öne doğru eğip şöyle tutuyordum ben yüzümü ve haş diye bırakıyordum. Gösterdim yani resmen. Hapşırmanın da çözümü var. Hiç böyle hapşırdım da burnumdan kanlar geldi falan hiçbir şey öyle bir şey olmadı. Bu arada tamponlardan önce de yani ameliyattan çıktıktan sonra ki birkaç saat biraz burnum aktı. Ondan sonra durdu. Ertesi gün de kanamam olmadı. Diğer günlerde kanamam olmadı. Tamponlar alındıktan sonra da kanamam olmadı. Yani kanamam sadece ameliyat sonrasındaydı. Ondan sonra kanamam olmadı. Belki de o yüzden bu kadar çok morardım. Bilmiyorum. Bilemeyeceğim. Ama olsun ya, bence morarmak kanamaktan iyidir. Kan görmekten iyidir bence. Öyle düşünüyorum. Biraz zorluğundan bahsedeyim. Asla göründüğünüz gibi hissetmiyorsunuz bu arada. Başta söyleyebileceğim şey bu. Sadece bir gripmişim gibi hissediyorum. Çok enerjiyim. Gerçekten çok enerjiyim. Hatta ameliyattan çıktıktan sonra kalkıp göbek atmak istedim. Yani oldu da bitti diye. Hatta bir story attım. Oldu bitti maşallah diye. Onun dışında sadece uyumak biraz zordu benim için. Özellikle ilk 3 gün tamponlar varken uyumak çok zordu. Nefes hiç alamıyordum ve burnumda sürekli bir baskı hissediyordum. Tamponlar alındıktan sonra ki yani tamponlar alındığı günün akşamı ben bebek gibi uyuyordum. O günden beri de bebek gibi uyuyorum. Dik uyuyorum. Boyunluğum var. Boyunluğumla uyuyorum. Gayet de rahat uyuyorum. Evet, yüzüstü falan uyumayı seven biriydim. Bir tek öyle uykuya dalabiliyordum ama insan bedeni her şeye alışıyor. Şu an sırt üstü uyuyorum. Bu alışma sürecinde çok fazla boyun ve bel ağrısı, pardon, sırt ağrısı çektim. Selamlar. Bugün biraz fazlaca hazırlandım. Niye? Çünkü bugün burnumun kabul günü. Kurtuluyor. Bugün atelimden kurtuluyorum. Yani bugün dediğim birazdan. Yoldayız. Ben ve sevgili beyimiz. Hi YouTube. Doktora gidiyorum. Atelimi çıkaracağız. İlk defa burnumu göreceğim. Çok heyecanlıyım. O zaman sonra görüşürüz. Doktorda yani. Doktorda çekerim. Çekersin yani değil mi? Ne? Doktorda sen tabii çekersin. Ki. Tabii ki. Tabii. Gözümde kırmızılığı gittikçe göz bebeğime doğru ilerledi. Canaver gibisin. Canaver gibiyim gerçekten. Öyle. Doktorda görüşürüz. Bye. Bye. Nasıl hissediyorsun? Teşekkürler. Görmek istediğinizde gel. Bugün kaçıncı gündesin? 10. 10. gündesin. Hı-hı. Tamam. Bak yüzün daha açılmış. Evet evet. Daha çok ödemlerim indi. Evet. Makyajı var birazdan. Biraz süslendim. İyi yapmışsınız.
Şimdi atelini önce alalım. Tamam. İlk başta burnum biraz şiş olacak. Ödemli olacak. Ben onu bantlayacağım üstünü kalbine. Yeni bantlarımız var. O ödemin daha hızlı inmesi için. Ben sana bir de masaj göstereceğim. Tamam. Böyle yukarıya doğru sıvazlayarak iki tarafta masaj yapacaksın. Yani kemiği ortaya alıyormuş gibi şöyle yukarıya doğru. Masaj yapmanın faydası olur. Bir nemlendirici krem de yapabilirsin. Ben şu bantları hazırlayayım. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi şey demişiz öyle hop önce sonra. Ameliyat sonrası 10. günümüz. Bugün burun atellerimizi çıkaracağız. Ağrısı bir işlem. Altını birazcık gevşeteceğim bantları. Şöyle evet. Evet. Üstünü biraz silelim. Şu an tabii şiş burnumuz. Bu alçın altında kaldığı için biraz dilimiz pişik gibi olmuş. Önde eriyen dikişler var ortada. Biliyorsun onlar kendisi düşecek. Yanlardaki dikişleri alacağız sadece kanatlardaki. Kanatlara ekstra bir işlem yaptığımız için burada da dikişler var. Normalde bu kanattaki dikişler olmuyor. Normal rinoplastide. Ama biz burada kanatlarda bir miktar küçültme yaptığımız için kanatları da dikiş koyduk. Evet. Şimdi bir ayna vereceğim sana. Aynı kendine bakacaksın. Biraz sileyim. Ay çok bu hafta hafta inecek şişliklerin. Ödemli burun zaten ucun, burun sırtın oldukça şiş şu an. Atelini yeni aldı çünkü. Masajı yaptıkça günler. Ay, çok başka bir insan gibi olmadım mı? Güle güle kullan. Çok öncemi güzel. Unuttum. Gerçekten şu an öncemi unuttum. Hoş ver öncesini. Hep unutulması ki abi. Resetleyelim beynimizi. Gerçekten. Çok beğendim. Güle güle, güle güle kullan. Çok teşekkürler. Alçıdan kurtuldum. İnelim mi? Burası çok biraz yankı yapıyor. Alçıdan çok hoş. Burası da ikinci evimiz oldu. Çok korkuyordum. Atel aldıktan sonra masaj yapılıyor ya, onun ağrılı olduğunu falan söylediler ama beni gördünüz zaten. Sadece nefes, o an burnumdan nefes almayayım diye gelme kastım. Onun dışında şey olmadı, bir ağrı vesaire olmadı yani. Hatta çok iyi geldi çünkü benim ödemlerim vardı o masajla. Ah, burnuma dokunuyorum resmen. Gençleştim sanki. Gençleştim sanki. Hoşuma gitti ya. Umarım siz de bir burnu beğenmişsiniz. Tabii şu an çok ödemli. Hala altı mordu. Bilmiyorum ne kadarını gördünüz. Ama oturacak yani. Cuma günü tekrar geliyoruz. Doktorumla beraber bu süreci size özetleyeceğiz. Bu kadar. O zaman buruna bir zoom yapıyorum. Artık yan profilinden korkuyorum. Hadi git. Görüşürüz Dilara Hanım. Görüşürüz. Evet şu an yoldayız. Bugün ikinci haftamı doldurdum ve dikişlerim alınacak. Gayet iyi görünüyorum bence. İyileştim. Sadece gözümdeki kanlanma kaldı. Şimdi akşam geç bir saatte doktorumdan izin aldım çekim yapacağımız için. En son randevuyu bana verdi. Hani rahat olalım diye. Yoldayız. Bayağı trafik var. Orada varınca artık doktorumla beraber tekrar bir merhaba deriz. Ya gittikçe sürecin sonuna yaklaşıyoruz. Yani tek adım dikişlerim kaldı. Ondan sonra bir 10 gün sonra vesaire bu bantım çıkacak. Size net sonucu o zaman da göstereceğim. Dilara'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Burun üzerindeki atelimizi ve bantlarımızı aldık. Hı-hı. Zaten öndeki dikişler eriyen dikişlerdi. Onlar kendi kendilerine düşüyorlar. Çok güzel iyileşmiş bu arada. Gayet iyi duruyor. Şimdi burnumuz tabii ilk zamanlar biraz şiş olacak. Hı-hı. Bu şişliğin ve ödemin geçmesi altı yıldayı buluyor. Daha kalın ciltlerde. Bu 10 ay. Bazen 1 yılda bulabiliyor. Hı-hı. Ama senin cildin çok kalın bir cilt değil. O yüzden 6 ay sonra nihai haline gelmiş olur. Sana demin göstermiş olduğum bir masaj vardı. Burnunu iki kemiğini içine alacak şekilde şöyle yukarı doğru bir nemlendirici kremle
Masaj yapabilirsin burnun üstünden yukarıya doğru. Şu kemiği böyle içeri alacak şeklinde. Masaj oradaki ödemin daha iyi dağılmasını sağlayacaktır. Üzerine çok burnunu yatma bu dönemde. Dalga alabileceğin bir spor tavsiye etmem. İşte basketbol, voleybol gibi. Dikkat et, bir şey çarpmasın. Tabii. Çok ağır bir şey eğilip yerden kaldırma. Onun basıncıyla beraber burnunda kanama ve ödem olabilir. Bunlara dikkat edeceksin. Havalar artık soğudu. Çok güneş yok ama güneşli havalarda çıkacaksan dışarıya mutlaka çok faktörlü koruyucu güneş kremi kullanman lazım cildinde ki pigmentasyon olmasın. Bunun dışında normal hayatına devam et. Bir üçüncü ay tekrar görelim. Tamam. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Gerçekten çok rahat bir süreç geçirdim. Çok korkuyordum ben. Siz biliyorsunuz zaten. Evet. O yüzden çok erteledim senelerce. Ama gerçekten hiç ertelememe değmedi bile. Yani koptuğun gibi. Hiç koptuğum gibi. Yani gripmişim gibi geçirdim. Evet. Şimdi 10. günüm artık hiç ameliyat olduğumu bile unutuyorum. Evet. Çok rahatım. Çok teşekkür ederim. Sevindim iyi geçirmene. Senin hayatında bir parça dokunabildiysek ne mutlu bize. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. O zaman ben videoyu burada kapatıyorum. Birkaç hafta sonra tamamen ödemli halimin de fotoğrafını ya da kısa bir videosunu koyarım. Siz de görmüş olursunuz. Bye bye.